Peki Büşra'cığım, bununla birlikte light ürünler var. Evet. Alışverişe giderken zaten kadınların, bayanların direkt gittikleri reyonlar, light ürünlerin Ürünler reyonları. oluyor. İşte tam yağlı değil, light sütler, diğer tarafta tam yağlı olmayan yoğurtlar, besinler ve işte ya yarım yağlıdır ya light'tır. Peki light ürünleri de önerir misiniz? Kilo vermekte ne kadar yardımcı olur bize Evet, tüketmekte? genelde hep diyete girildiğinde light ürünler Evet. seçiliyor. Fakat burada etiket okumak çok önemli çünkü içerisindeki light olmasına rağmen hani yağ azaltılmış olabiliyor. Fakat diğer içeriğine baktığımızda işte ya şekeri yüksek oranda olmuş oluyor ya tuzu çok fazla miktarda olmuş oluyor. Light ürün değil de genelde biz örneğin süt grubunda yarım yağlı öneriyoruz. Özellikle kalp sağlığı ile ilgili sorun olanlar yoğurtlarını ve sütlerini yarım yağlı seçtiklerine daha sağlıklı olacaktır. Bu yüzden etiket okuma alışkanlığını edinmek gerekiyor. İçerisinde neler var neler yok. Light da olsa bir bakmak gerekiyor. Genelde ya azaltılmış olmasına rağmen şekeri veya tuzu çok fazla olmuş oluyor içerisinde. Ödemden bahsettik. Peki ödem neden oluşur ve vücudumuzdan ödemi nasıl atarız Büşra'cığım? Evet, ödem neden oluşur? Eğer kişi düzenli uyumuyorsa, düzenli bir uyku alışkanlığı yoksa veya çok fazla tuzlu tüketiyorsa veya belirli bir ilaç kullanımına bağlı da bazen ödem oluşabiliyor. Sabah kalktığımızda böyle kendimizi o gün daha çirkin hissederiz, daha böyle şiş şiş hissederiz. Bunda aslında eğer ki geçmek bilmeyen bir ödem varsa ve kendinizi çok şiş hissediyorsanız mutlaka öncelikle bir hekime başvurmakta fayda var. Belki ilaç kullanımına bağlı da olabilir. Fakat beslenme anlamında mutlaka suyu eksik etmemek gerekiyor. Hani vücudumda zaten su var. Niye tekrar su içeyim gibi değil de vücut ihtiyacı olana kadar alsın, sonrasında fazlasını dışarı atıyor zaten. Ödemi en güzel gideren şey su. Kişi eve geldiğinde ayaklarını özellikle bayanlar topuklu ayakkabı giyiyorsa gün içerisinde ödem gözükebiliyor. Ayaklarını biraz yükseğe kaldırdıklarında 2-3 yastık üzerine koyduğunda ve bir 15-20 dakika dinlendirdiklerinde bu da ödeme çok iyi geliyor. Yine bitki çaylarından fayda sağlayabiliriz. Kiraz sapı çayı, mısır püskülüğüyle biraz papatya ile birlikte karıştırdığımızda günde bir fincan bunu içtiğinde ödeme çok iyi gelecektir. Ara öğünlerinde kefir içebilirler. Hatta akşam kefir süt veya süt de olabilir. Bir dilim ananasla birlikte yenildiğinde hem ödeme iyi geliyor hem de karın yağlarına çok güzel bir şekilde iyi geliyor. Sabah kahvaltısında da ananas tüketebilir. Özellikle ben işte dereotu, lor peyniri, ananas ve cevizi karıştırıp salata yapmayı çok seviyorum. Yanında da bir haşlanmış yumurta. Bu da çok ödeme iyi geliyor. Bu şekilde yaptıklarında bunları izlediklerinde zaten ödemden kurtulmuş olurlar.